Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Şimdi kapanmalar başlayacak Perşembe günü. Dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Tam kapanma Perşembe günü saat akşam 19'da başlayacak. 17 Mayıs sabaha karşı 5'te bitecek. Bu sefer tam kapanmada tabii geçtiğimiz tam kapanmadan farklı bir iki detay var. Bunlardan biri otellerle ilgili, otel rezervasyonlarıyla ilgili aslında. Bununla ilgili olarak hemen Serdar Karcıoğlu'na dönelim. Merhabalar. Merhaba Zeliha Hanım, iyi yayınlar. Şimdi daha teşekkürler. Daha önceki tam kapanmada konaklama tesis rezervasyonları kısıtlamalar için istisna teşkil etmeyecek ibaresi yoktu. Bundan farklı olarak bu kapanmada bu var. Şimdi bu ne anlam taşıyor? Genelde şöyle sorular geldi çünkü sosyal medyadan da çok geldi. Bayram için rezervasyon yaptıranların rezervasyonları iptal mi olacak bu bağlamda daha önce yaptıranlar? Yaptırmayanlar da artık yaptıramayacak mı? Yurt içi turizm açısından soruyorum. Tabii yabancı turisti birazdan da konuşuruz. Buyurun Serdar. Zeliha Hanım, bakın siz de konuya tam anlam veremediniz. Biz de aynı şekilde dün geceden beri bütün gruplarımızda, WhatsApp gruplarımızdaki arkadaşlarımız bu bilmeceyi çözmeye çalışıyoruz. Ve inanın işin içinden biz de çıkamadık. Bu nedenle şöyle bir durum var. Bir kere her halükarda mevcut rezervasyonlar, yani şu anda otelin içinde bulunan bizim in-house dediğimiz misafirlerimiz mecburen çıkacakları tarihlere kadar otelde konaklamalarına devam edecekler. Zira biz bu insanlara kapanma geldi, yasak geldi, çıkın diyemeyiz. Çünkü herkesin ona göre planı, programı var. Uçak rezervasyonları, otobüs rezervasyonları var. Şimdi ama o kadar düşünülmeden ve otelcilik sektörü yaşadığı bu kadar sıkıntıya rağmen herhangi bir destek, herhangi bir durum oluşturmadan alınmış bir karar ki ne yapacak bu oteller bu 20 gün içinde? Elemanlarını çıkartsalar olmayacak, çıkarmasalar olmayacak. Yeni bir rezervasyon alamayacaklarına göre ki alamayacakları gözüküyor bu açıklamalardan. Çünkü zorunlu haller dışında seyahat belgesi almamış olanların otellere rezervasyon yaptıramayacakları anlamı çıkıyor bir cümleden. Olay böyleyse eğer bu rezervasyonları da alamayacaksak, boş otellerde full kadro ile açık bulunan oteller bu masrafları nasıl karşılayacaklar? Bu kadar borç yükü ve müthiş bir moral bozuntusu altında olan bu sektöre yapılabilecek en kötü şey böyle muallak, anlaşılamayan bir noktada böyle bir karar alınmasıydı. Evet. Ne yazık ki bunu yaşıyoruz şu anda. Peki Serdar Bey, şimdi yani biz de anlamaya çalışıyoruz, o yüzden size soruyoruz. Yani şimdi daha önceden bayram rezervasyonu yaptıran iptal mi edecek? İptal edecekler tabii. Yok ki öyle bir şey. Gelemeyecek. Daha önce alsa bile. Bakın ben şeyden okuyorum şimdi. Sadece zorunlu hallerle ilgili seyahat belgesi almış olanlar otellerde konaklama yapabilecekler diyor. Şimdi burada bayram tatilini geçirmek için zaten kimseye bir seyahat belgesi vermeyeceklerine göre bunların hepsi iptal olacak tabii ki. Yani şurada oteller bu kadar yaşadıkları sıkıntılar içinde bir nebze bayramda bir can suyu olacak bir iş yapalım derken o da ellerinden alınmış oluyor. Peki uygun çözüm ne olabilirdi aslında Serdar Bey? Çünkü bir taraftan da dünyaya baktığımızda en fazla vaka sayısı nüfusa göre olan ülkelerden bir tanesi biziz. Türkiye. Nasıl bir uygulama yapılmalıydı acaba? Çünkü burada dediğiniz gibi 3 haftalık bir tam kapanmadan bahsediyoruz ve personel planlaması da nasıl olacak sizler için, onu da merak ediyoruz. Buyurun. Zeliha Hanım, söyleyeyim. Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi bu 3 haftalık kapanmaya karşı olmadığımızı bildirmek istiyorum. Ankara bu kararı alırken
eminim ki yaz sezonunu düşünerek bu vakaları biraz düşürelim, yazın en azından iç turizm hareketlensin diye böyle bir karar aldılar. Ama siz şimdi böyle bir karar alırken zaten çok güç durumda olan tesislerimizi ve açık olan otellerimizi düşünün. Bir sürü otelimiz açık ve full kadroyla çalışıyorlar. Geçen ayın başında zaten kısa çalışma ödeneğini bir kaldırıldı. Buna göre insanlar panikle elemanlarını çıkarmak zorunda kaldılar. Sonra tekrardan böyle bir karar verildi. Bir kısmını alarak işlerine devam etmeye çalışıyorlar. Şimdi ne yapacağız? Hiç kimse bunu bilemiyor. 3 hafta süreyle bu insanları biz nasıl besleyeceğiz bilemiyoruz. Bununla ilgili de herhangi bir destek yok otellere. Zaten çok büyük borç yükü altında olan bu tesisler. Ben geçen bir programda da açıkladım. Toplam turizm sektörünün kredi yükü 15 milyar dolar. Konaklama sektörünün kredi yükü 6,5 milyar dolar. Bunun 2 milyar doları da takibe alınmış durumda. Şimdi böyle durumda olan bir şey ve ekonominin lokomotifi dediğiniz, cari açığı kapatan yegane sektör dediğiniz bu sektöre yapılabilecek şeyler değil bunlar. Tabii ki kapanalım, tabii ki bu virüs belasından kurtulalım ama bu kazanımlarımızı 30 yıl içinde bütün yatırımcılarımızın ve profesyonellerimizin özverileriyle bütün kazanımlarımızı kaybetmek durumundayız. Korkarım pandemiden sonra bir daha Türkiye'de cari açığı kapatacak bir turizm sektörü ve otelcilik sektörü bulamayacağız. Bunun için endişe ediyor ve bunun için korkuyorum. Peki şimdi vaka sayılarıyla ilgili dün Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrasında 5000'in altına inmemiz gerekiyor dedi. Yurt dışından gelen turistler bu tam kapanmadan etkilenecek mi? Şimdi tabii ki etkilenecekler. Zaten Zeliha Hanım bakın hayal kurmamak lazım. Yurt dışı kapandı 2021 için. Bunu hiç kimse bir kere Avrupa kapattı. Şimdi beklentimiz Ruslardaydı. 4,5-5 milyon turist üzerinde bütün aksiyonumuzu alıyorduk. İç turizmle birlikte bunu döndürmeye çalışıyorduk. Şimdi dün önce Rusya biliyorsunuz geçen gün 1 Haziran'a kadar uçuşlarını kapattı. Dün Turizm Bakanı'nın açıklaması ile 1 Haziran'dan sonra da bütün tur operatörlerinin Türkiye'ye tur satmayacaklarını açıkladılar. Yani bu ne demek oluyor? Evet. 2021 sezonunda Rusya'da kapandı bizim için. Zaten bunun böyle bir noktaya geleceği bir gün önceden belli oldu Zeliha Hanım. Bakın Yunanistan hemen bir açıklama yaptı. Bu kararın geleceğini öğrendikleri için kapılarını bütün Rus turistlere müthiş kolaylıklar sağlayarak açtılar. Sadece orada şimdi haftada 4 milyon Rus turist kapasitesi var. Bugün yarın onu da kaldırıyorlar. Demek ki bu ne oluyor? Rusya'dan bizim beklediğimiz bütün Rus turistler Yunanistan'a gidecekler. Ne yazık ki bunu da yönetemedik. Onu söylemek istiyorum. Peki. Biraz bu doğruları konuşmamız lazım, bunları açıklamamız lazım. Bu iş bu şekilde yönetilmeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Bu sektör çok güç durumda. Evet. Bakmayın bazı arkadaşlarımız bazı yerlere şirin gözükmek adına enseyi karartmayalım. Her şey çok güzel olacak diye ortalıklarda dolaşıyorlar ama görünen köy kılavuz istemiyor ne yazık ki. Serdar Bey, evet. Bir sorum daha var size. Şimdi bayramdan sonra peki beklentiniz ne? Şöyle, bu 3 haftalık dönemde umuyorum vaka sayılarında da azalma olur. Yurt içi turizm açısından çünkü insanlar da çok fazla evde oldukları için bunalmış durumdalar. Dolayısıyla herkes bu yazı bir şekilde yine tatile giderek geçirmek istiyorlar. Dolayısıyla hani biraz yurt içi turizm hareketli olabilir mi bayram sonrası? Çünkü ertelenen ötelenen tatiller olacak. Ne düşünüyorsunuz?
Zeliha Hanım, olacak, evet. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Biz 2021 yılını ne yazık ki sadece iç turizmle gidereceğiz. Ama bakın, eğer vaktimiz varsa burada çok çarpıcı birkaç rakam vermek istiyorum. Türkiye'nin 1 milyon 700 bine yakın turizm yatağı var. Bunu geceleme üzerinden görecek olursak 51 milyon aylık geceleme olmak üzere yılda 600-650 milyon gecelemeye göre dizayn edilmiş bir sektörümüz var. Evet. Yatak açısından ve konaklama sektörü açısından. Hı hı. Şimdi yerli turizmin, iç turizmin ve gelebilecek kadar minimum oranda düşündüğümüz yabancı turist takviyesiyle bu 2021 yılında yapabileceğimiz geceleme sayısı 80-100 milyonu geçmeyecek. Anladım. Şimdi 700 milyon, 650-700 milyon gecelemeye göre dizayn edilmiş ve buradan böyle bir beklentisi olan konaklama sektörünü bunun %10'u kadar bir operasyonla nasıl mutlu edebilirsiniz? Doğru. Nasıl bunları kazanca dönüştüre, bırakın kazanca, başa baş çıkmasını görebilirsiniz. Evet. Kaldı ki bir olay daha var. Biz son bunu geçen sene gördük ve yaşadık. Pardon? Son cümlenizi de alalım. Vaktim doldu çok. Geçen yıl gördük ve yaşadık pandemi nedeniyle. Zaten insanlarımızın çok büyük bir bölümü kişisel ve yazlık ev turizmine yönlendi ve butik otellere yönlendi. Evet. Ama gerçek sayıda dev tesislerimiz, büyük yatırımlarla ortaya çıkarılmış dev tesislerimiz zaten gerektiği kadar doluluklara ulaşamayacakları için sıkıntıları aynı şekilde devam edecektir. Serday Bey, teşekkür ediyoruz bu açıklamalarınız için. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir turizm olacak. Şimdi Murşit Unat, Otoplan Yönetim Kurulu Başkanı'na döneceğim ben. İyi yayınlar. Şimdi bu tam kapanma döneminde otobüsler de %50 dolulukla seyahat yapabilecek. Zaten de seyahat kısıtlaması da var. Nasıl etkiler onu soracağım. Oto kiralama açısından nasıl bir dönem bekliyor bizi? Evet, iyi yayınlar diliyorum. Tabii tüm dünya için, Türkiye için de çok zor bir dönem. Tabii bizim için biraz daha zor. Dünya tabii turizmci arkadaşlarımızın anlattığı gibi daha evvel bir takım önlemler aldılar, aşılamada öne geçtiler vesaire. İşte Avrupa kısmı açıldı, Amerika tam açıldı. Maalesef biz turizm sezonunu kaçırıyor gibi duruyoruz. Şimdi tabii kısa dönem kiralama için söyleyeyim. Şimdi tam kapanma döneminde bayram sonuna kadar, hani tabii daha sonra 19 Mayıs'ta içine açılır mı, şu anda dışarıda gözüküyor ama hani 19 Mayıs'ta bir risk olarak maalesef kapanma devam edebilir diye bazı spekülasyonlar da var. Ama şu durumda her halükarda önümüzdeki 3 hafta ve turizm için çok önemli olan bayram, rentekar yani otomobil kiralama, kısa dönem otomobil kiralama açısından bir kayıp olarak gözüküyor. Herkes evinde oturacak vesaire. Biliyorsunuz kısıtlamalar son derece geniş. Seyahat şehirler arası vesaire sıkı kontrollardan dolayı kimse gitmeyecek. Tabii ki toplu taşıma araçları belli bir süre %50 ile çalışacak. Ama zaten insanlar toplu taşımadan zaten kaçıyorlardı. Şimdi tabii rentekar açısından durum son derece vahim. Kışın çalışmaz biliyorsunuz 6 ay. Yazın 6 ay rentekar iş yapar. Şimdi burada sıkıntı şu. Havaalanları, tabii Türkiye şu anda pandeminin ileri boyutta olduğu bir ülke olduğu için zaten havaalanlarından gelen turist sayısında son derece azalma var. Yani klasik otomobil kiralayanlar. Bir kere oradan büyük bir kayıp var. İkincisi tabii durum şu, biz yerli turiste kaldık. Yerli turiste şöyle, eskiden biliyorsunuz işte İstanbul'dan, İzmir'den, neyse işte Ankara'dan Antalya'ya uçuyordu. Bir yere uçuyorsunuz, Artvin'e uçuyorsunuz, Trabzon'a uçuyorsunuz ve orada araba kiralıyordunuz. Çok basit. Şimdi tabii ne oldu? Hava yolu taşımacılığı da bu işten çok etkilendi. İnsanlar güvenli bulmuyorlar pandemiden dolayı. İnsan istiyor ki olduğu yerden ailesiyle temiz temiz otomobille gitsin. Tabii bu
bir miktar şehir içi ofislerden kiralanan otomobillere etkisi olabilir, olumlu etkisi olabilir. Ne zaman? Hemen pandemi bitmemesine rağmen bayramdan sonra diyelim, kapan açıldıktan sonra. Çünkü insanlar son derece sıkılıyor ve bu 3 haftadan sonra yerli turizmde bir hareketlilik olacağını bekliyoruz. Bu bakımdan şehir içi ofislerinden, kısa dönem rentakar ofislerinin bir hareketlilik olacaktır. Yani otomobili olmayan insanlar mutlaka araba kiralayacaklardır ki işte belli bir yere otobüsle şeyle mümkün olduğu kadar az gidilsin diye. Bunun olumlu bir etkisi olacaktır. Ama maalesef tabii yerli turistle sınırlı kalacak. Biraz da uzun dönemden bahsetmek isterim. Uzun dönemde tabii bu işin bir etkisi yok. Çünkü firmalar bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık otomobil kiralıyorlar. Ve hani iki hafta, üç hafta kapanmanın bu işe bir etkisi yok. O bakımdan esas sıkıntı kısa dönem kiralamada. Peki oto kiralamada fiyatlamalar arttı mı? Onu da sorayım size geçtiğiniz döneme göre. Tabii bu güncel bir soru. Çünkü Avrupa açıldı, Amerika özellikle açıldı. Ve Amerikalılar çok sıkıldıkları için ve ülke coğrafya çok büyük olduğu için özellikle kuzeyden sıcak olan Florida, Kaliforniya ve hatta Hawaii'ye insanlar akın ettiler. Herkes güneşe gidiyor, işte daha güvenli olduğunu düşündü, sıcak iklimlere gitmek istiyor ve orada uçak kullanılıyor mecburen. Ve orada biliyorsunuz 2018-2019'dan beri, 2019'un sonundan beri komple 2020 yılında kapalı olduğu için hemen hemen Amerika kısıtlamalar olduğu için kiralama firmaları çok az yatırım yaptılar. Hatta bir iki kiralama firması battı. Yani aslında bizim 2018'e benzer bir hikayeyi 2020 yılında Amerika yaşadı. Şimdi ne oldu? Çok az sayıda belli bölgelerde kiralık otomobil var ve buna karşılık çok büyük bir talep oldu. O yüzden gazetelerde geçen hafta çıktı işte $100, $200'lık arabalar $700-$800 müşteri buluyor diye. Şimdi Türkiye'de şu anda böyle bir durum yok. Çünkü Türkiye'de yine kontrollü bu açılma olacak inşallah bayram sonrası. Ama her halükarda turizmci arkadaşımızın anlattığı gibi bir yurt dışından ekstra bir talep olmayacağı için gene yerli turiste yani çalışılacak. O bakımdan ben çok büyük bir fiyat artışı doğrusunu istiyorsanız Türkiye'de beklemiyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Şimdi Engin Ekici'ye gidelim. Avukat Engin Ekici. Engin Bey, iyi günler diliyorum. İyi yayınlar. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Buyurun. Şimdi tabii bayramda normalde kapalıydık ama şimdi 3 haftalık bir kapanmadan bahsediyoruz. Perşembe günü itibariyle tam kapanma esnasında tabii adli sürelerin nasıl işleyeceğini soracağım size. Hak sahipleri ve hak kayıpları nasıl engellenecek? Süreler durdurulacak mı? Buyurun. Zeliha Hanım, geçtiğimiz yıl kapanma dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla tüm süreler durduruldu. Gecikmesinde sakınca olan haller istisna kılınarak. Fakat şu anda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi incelendiğinde açık ve net olarak bu sürelerin durduğuna, bu kapanmanın sona ermesinden sonra devam edeceğine ilişkin açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanlığı kararı da yok. Resmi gazeteyi de inceledim. Henüz bununla ilgili bir şey yapılmadı. Bilgilendirme yapılmadı. Ancak maddeler var. 33 ve 34. maddeler var genelgede. Orada dava ve icra takipleriyle ilgili zorunlu işlemler diyor. Adliyeye gitmesi gereken taraf veya avukatları. Burada tarafları da işin içine dahil etmiş. Ve mezar salonuna girecekler diyor. Ayrıca zorunlu müdafiler çalışmaya devam edecek. Ama bu açık değil. Baroyu aradım bugün. Bu konuyla ilgili bir açıklığa kavuşan durum var mı diye sordum. Henüz genelge kendilerine tebliğ edilmemiş. Biliyorsunuz bir kuruma tabii ki bir genelge tebliğ edilmesi lazım ki onunla ilgili bir ilke kararı alınsın. Henüz beklediklerini söylediler. Şu anda durum biraz belirsizliğini korumaya devam ediyor. Peki acaba İçişleri'nin genelgesine baktığımızda, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine baktığımızda oradaki istisnalar konusu da mı muallak? Yani tam kapanmada hangi işler yapılacak, başvurular nasıl yapılacak, sadece, bu da mı net değil? Sadece yargılama süreci değil, diğer konularla ilgili de muallakta olan hususlar var. Bazı net şeyler de var. Mesela 43. maddeye baktığımızda nöbetçi noteller görev alacak diyor. Bu tabii nöbetçi noteller, yeni belirlenecek nöbetçi noteller mi yoksa
eski sistemde hafta sonları açık olan nöbetçi oteller vardı, onlar mı devam edecek? Hani bu net dediğim maddede bile aslında bir belirsizlik hakim. Mesela 28. madde, bu önemli, bunu mutlaka belirtmeliyim. Mahkeme kararı varsa, mahkeme kararını ibraz ederek çocukla kişisel ilişki kurulması, yani boşanan taraflardan, velayet kendisinde olmayan anne veya babanın mahkeme kararını ibraz ederek çocukla görüşmesi bu yasak kapsamı dışında bırakıldı. Bu husus önemli olduğu için dile getirmekte fayda gördüm. Şimdi 26 Nisan'dı son KDV, damga, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi. 28 Nisan'a uzatıldı. E-defter oluşturma ve imzalama süresi 7 Mayıs'a uzatıldı. Şimdilik belirsizliğin çözülmesini ve buna bir netlik kazandırılmasını bekliyor herkes. Peki bu ne zaman acaba gelir, bu İçişleri Genelgesi'yle beraber bu tebliğ? Çünkü insanlar da tabii merakta şu an, bir sürü başvurusu olan, ödemesi olan, davası olan insanlar var. Ne zaman beklenebilir? Esasen ben dün bekliyordum. Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte bu yargılama süreciyle ilgili belirsizliklerin de netleştirileceğini düşünmüştüm. Dün olmadı. Bugün de henüz bir netlik kazanmadı. Dolayısıyla bu belirsizlik de tabii birçok muallakta olan, beraberinde başka birçok sorunu da gündeme getiriyor. Aslında bir an önce netlik kazansa çok daha iyi olacak. Bekliyoruz. Şimdi muafiyetten biri de zorunlu müdafi, vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekillere ve mezat salonlarına gidecek ilgililer diyor. O zaman bununla ilgili de mi tebliğ bekliyoruz, hepsinin netleşmesi için? Evet, kesinlikle. Az önce ifade ettiğim gibi burada da bir belirsizlik var. Zorunlu işlemler derken kastedilenlerin bir başlık altında belirlenmesi lazım. Kendimden örnek vereyim. Pazartesi günü Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmam var. Müvekkilim tutuklu. Şimdi bu duruşma gerçekleşecek mi? Çünkü tutuklu işler kapsam dışı bırakılabiliyor bu tip olağanüstü durumlarda. Ben bunu bilmiyorum. Mesela şu anda benim bunu bilmiyor olmam bu belirsizlik noktasında bir sıkıntı. Duruşma olacak mı? Nasıl olacak? İleri bir tarihe mi ertelenecek? Bunun yani bugün içerisinde aslında belirlenmiş olması lazım. Yani belirlenmesi lazım. Peki. Şimdi borçlar kanunu şöyle bir göz atalım. Değişiklikle kapanmanın olduğu zamanda kiraların askıya alınabilmesi doğru mu? Böyle bir değişiklik yapılabilir mi? Ticari ya da kira yükümlülükleri açısından soruyorum. Ne olacak bunlar? Zeliha Hanım, şöyle. Şimdi bu borçlar kanununa bir madde eklenmesi lazım ki mesela kapalı kalınan kira ilişkisi devam ederken kapalı kalınan süreler içerisinde hiçbir şekilde kira ödenmemesi durumu söz konusu olsun. Yani şu anki mevcut düzenleme buna imkan vermiyor. Biliyorsunuz çeşitli davalar açıldı. Sulh hukuk mahkemelerinde açılan davalarda kira bedelinin geriden düzenlenmesine ilişkin kararlar çıktı. Bölge adliye mahkemelerinde bununla ilgili kararlar var. Fakat mevcut düzenleme yeterli değil. Ve konuşuluyor. Şu anda aslında bir fısıltı gazetesi gibi herhangi bir vaat yok ama kulislerde konuşulan bir şey. Bu kira bedelinin kapalı kalınan dönem süresince ödenmeyeceğine ilişkin. Tabii burada iki taraflı bir mağduriyet de söz konusu olacak. Bir yandan da mülk sahipleri de bu düzenlemeden aslında çok da hoşnut olmayacaklar ama gerçekten hiçbir şekilde gelir elde edilemeyen ve kira ilişkisinde olduğu süreçlerde o kira bedelinin tamamının ödenmesi de çok hakkaniyetli görünmüyor. Bununla ilgili ya 138. maddeye borçlar kanununa ekleme yapılabilir ya da kanun maddesiyle bu iş çözülebilir. Peki bu hem ticari hem de ev kiraları mı, yoksa sadece ticari olarak mı eklenebilir? İş yeri kiraları ile ilgili düşünülen bir düzenleme bu. Geçtiğimiz yıl mesela şöyle bir düzenleme vardı hatırlarsanız. Kira bedelinin ödenmemesinden dolayı tahliye davaları ve kira bedelinin talep edildiği icra takipleri durdurulmuştu. Yani siz diyelim ki 3 ay kira ödemediniz, bir iş yeri de kiracısınız. 3 ay kira ödemediniz, bununla ilgili size tahliye davası açılamıyordu. Ve geçen yılda bu sadece iş yerlerini kapsıyordu. Bu sene de daha farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
Peki. Demek ki bununla ilgili bayağı düzenleme yapmak lazım ama sürem doldu. Ancak şunu da merak ediyorum. Mesela günübirlik çalışan insanlar da var. İşte bazıları bu kapanma dolayısıyla çalışamayacak gibi durumlar var. Bunların da ev kiraları var. Bununla ilgili bir düzenleme gelir mi eğer bunu tespit ederse kişi? Bununla ilgili esasen kanunda bir şey var. Buna imkan tanıyan düzenlemeler var. Eğer burada az önce değindiğimiz borçlar kanununa bir ekleme yapılarak iş yeri kiraları ile ilgili bir değişiklik yapılmayacaksa, yani daha doğrusu yapılacak ama bu ev kiralarını kapsamayacaksa da ev kiracıları şey yapabilir. Bununla ilgili su hukuk mahkemesine başvurarak kira bedelinin yeniden düzenlenmesi noktasına talepte bulunabilirler. Yani şu anki yasal düzenleme buna imkan sağlıyor. Peki Engin Bey, çok teşekkür ederim. Bir sürü soruyu da cevaplamış olduk diyelim. Efendim bitirelim birazdan. Profesör Saadi Uzunoğlu hocamızla aile ekonomisinde görüşmek üzere.